Merhaba arkadaşlar, bu montları daha önceden sunmuştum. Ben önce sport montlarını bir ara ben kullanmıştım. Hani ne tarz bir mont? Hani çok fazla yağmurda kaldığınız zaman size çok fazla koruma veren bir mont değil. Ama hani korumalı bir mont arıyorsanız, 3 mevsimde kullanmak istiyorsanız, kışın soğuk günlerinde kullanamazsınız bu montu, aşırı sıcakta sizi biraz terletir ama 3 mevsim size en azından koruma sağlar. Düştüğünüzde de belirli bir mukavemete kadar sizi koruyacaktır. CE onaylı korumaları var. Özellikle omuzlarında ve dirseklerinde korumalar var. Yani bunun korumaları biraz sıkıyor fakat en azından hani düşmelerde, çarpmalarda sizi koruyacak şekilde yapılmıştır. Sırtında da bir tane koruma ile beraber geliyor. Şöyle. Şu en azından bel kökünün biraz üstüne kadar sizi koruyabilecek şekilde yapılmış. Yani bu softshell montlar gerçekten güzel. Benim de hoşuma giden montlar. Ve hani bunun siyahı var. Şöyle yeşili var. Kırmızısı var. Şöyle getireyim göstereyim. Kırmızısı var, yeşili var. Bir de mavisi var. Bir de böyle mavi rengi var. Ya bunlardan bol bol var elimizde. Hani bu tarz bir mont arayan, yani gittiği herhangi bir yerde, kafe, restoranda da hani çok fazla motorcu gibi görünmeyen bir mont. O yüzden tercih edebilirsiniz bunu. Kapşon da var en azından. Kapşon da şöyle sıkılabiliyor. Şu şekilde sıkılıyor. Ben bunlardan bir süre kullandım. Hani yağmurda yağmur alıyor. Hani çok fazla yağmura dayanıklı değil. Yani basit, kısa gelip gelen yağmurlarda fena değil. Ama yani bir yağmurlu zamanda bir yer kalırsanız, yağmurda bir 5 dakika, 10 dakika kalırsanız, evet, bir de motorun üstünde gidiyorsanız bu bayağı bir sizi sırılsıklam yapacaktır. Ve ıslandığı zaman ağırlaşan bir mont. 3 mevsim kullanabilirsiniz. Bunu sıcaklarda, orta sıcaklarda daha doğrusu, sonbaharda, ilkbaharda ve yazın orta sıcaklarda diye tekrar ekliyorum. Kullanabilirsiniz. Kışın sizi üşütecektir. Bunları tercih etmenizin nedeni şu olabilir. Normal bir mont görünümünde olması ve en azından korumalarının olması. Çünkü sırt koruması da var, dirsek korumaları da var, omuz korumaları da var. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz, bunu alabilirsiniz. İki tane cebi var. Belinde herhangi bir sıkma veya belinize göre oturtma şeyi yok. Biraz göbek kabul ediyor. Hani çok daha fazla göbek kabul eder mi? Biraz daha esnek bir kumaş olduğu için biraz daha göbekli arkadaşlar da bunu rahatlıkla kullanır. Onlar için de tavsiye edebilirim. Cepleri hafif derin. İçi nasıl ona bakalım. İçi de şu şekilde. Yanında bir tane cebi var. Şu tarafında bir tane cebi var. Şurada fermuarlı bir cep var. İçi de hava alabilmesi için şöyle delikli kumaşlardan yapılmış. Delikli kumaştan yapıldığı için de tercih edilebilir bir mont. Hava alabilir bir mont. Çıkartalım tamamen. Bir de öyle bakalım. Arka tarafındaki korumayı görüyorsunuz zaten böyle. Arka tarafındaki koruma da şurada sırt koruması. Şuradaki cırt cırttan çıkartılıyor. Bir tane ASCII yeri var. Şu hani omuz korumaları da şuradan çıkartılabiliyor. Kapşon isterseniz çıkabiliyor. Şu tarafından şöyle çıkartabiliyorsunuz, ayırabiliyorsunuz. Normal bir montmuş gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu montu 3 mevsim için tavsiye edebilirim. Delikli, hava alabilir, yağmura çok fazla dayanıklı olmayan bir mont arıyorsanız, aşırı soğuklarda giymeyeceksiniz, ben zaten kışın çok fazla motor kullanmam diyorsanız bu montu alabilirsiniz, bu montu kullanabilirsiniz. Farklı farklı mont seçenekleri sunacağım zaten. Mağazamızda zaten hani bir sürü mont seçeneği var. Ben de onların hepsini tanıtmaya çalışıyorum size. Eğer hani herhangi bir konuda yorum yapmak istiyorsanız veya işte ne bileyim yeni bir kask arayışındaysanız, yeni bir başlangıç yaptıysanız, ona göre bir kombini arıyorsanız, bir spor kombini, bir naked kombini, giyim önerileri, kask önerileri istiyorsanız size ben sunum yapıyorum. Sadece yorum yapmanız yeterli. Hepinize iyi sürüşler.